İsmim ben Ulaş. Ulaş Kurat Özdemir. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi. Bilgisayar mühendisliği. İkinci sınıf öğrencisiyim. Süper. Benim aklıma takılan soru şuydu. Hani dediğiniz gibi bilgisayar ve bilişimde okuyan arkadaşlar ve buna canı gönülden kendini yetiştirerek hazırlanmış arkadaşların son tahlilde iş tercihleri olarak genellikle ya özel şirketleri ya da akademik başarıyı tercih ettiğini görüyoruz. Ama biz Türkiye'de hani bazı konularda en azından uç noktaları sevdiğimizden dolayı freelancer dediğimiz bir olay ve bununla beraber kendi şirketlerini kurmak isteyen arkadaşlar da oluyor. Bu melek yatırım ağlarıyla beraber iş yapan. Şimdi akademik başarı için özel şirketin içine girmesi şart bir insanın. Buradan da biraz tecrübe edilmesi şart. Ama freelancer bir arkadaş veya kendi şirketini kurmak isteyen arkadaş, yani işin iki ucundaki arkadaşlar için şu anki durum nasıldır? Yani bunlar bu ekosisteme nasıl dahiller ve hani gelecekte sizce nasıl dahil olacaklar? Şimdi tabii burada freelancer kavramı Türkiye'de, yani ilk çıktığı noktalara bakacak olursanız, danışmanlar üzerinden yürüyen bir süreçti ve o danışmanlık aslında danışman olacak seviyeye gelmeyi gerektiriyordu. Yani siz önce eğitimini alacaksınız, tecrübesini edeceksiniz, satacağınız bir şeyleriniz olacak ki ondan sonra freelance olarak gidelim o firmada danışmanlık yapalım ve bunu da sürekli güncel tutmanız gerekiyor ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyordu. Şimdi bu tabii sonra zaman içinde şu görüldü: bazı işler o kadar ufak hale getirilebiliyor ve o kadar vasıfsız hale getirilebiliyor ki bunun yapacak insanları da içeride çalıştırmamız gerekmiyor. O yüzden bunu da dağıtalım. Mesela bir logo tasarlanacak. Logo tasarımını ben başka birilerine verebilirim. Ve 100 kişi tasarlar, bir tanesinin parasını öder, onu da kullanırım diyebiliyordunuz. Veya tema tasarım, işte web sitesi yapılacak. Bunun temasını birisi tasarlasın veya içeriğini birisi yazsın. Oraya içerik, mesela böyle parayla makale yazdıranlar var değil mi? Makale yazılacak o web sitesinde, sporla ilgili bir köşe yazısı yazılacak. İşte 10 tane yazar tutalım veya yazı başına para verelim. Bunları yapabiliyorlar. Şimdi burada vasıfsız freelancerlarla vasıflı freelancerları ayırmak lazım. Vasıflı freelancerların zaten bu süreçten geçmiş olmasını bekliyoruz. Eğitimini almış ve uzmanlaşmış olmasını bekliyoruz. Ondan sonra olacak bir süreç. Dolayısıyla siz şayet vasıflı bir freelancer olmak istiyorsanız, bunun çözümü mezun olur olmaz freelancerım ben diye kendinizi freelancer ilan edip iş aramak değil, biraz çalışmak. Hem freelancer olduğunuzda bunu satacağınız çevreyi oluşturmak, insanları tanımak, hem de bilgiyi oluşturmak, tecrübeyi oluşturmak olmalı bence. İlk sorunuz buydu galiba. İkinci soru neydi? Yok hani bu sorunun devamı olarak aynı zamanda bunun bir diğer ucu da kendi şirketini kurmak isteyen arkadaşlar var. Kendi şirketini kurmak isteyen arkadaşlar. Şimdi kendi şirketini kurmak isteyen arkadaşlara tavsiye, bir defa fikirleri varsa bunun zamanı yok. Yani bu üniversitede öğrenciyken de olabilir, mezun olunca da olabilir. Şunu bekleyin denilecek bir zaman yok. Yani hani mezun olun 10 yıl geçsin ondan sonra bu işe girin denmez. Ne zaman fikriniz varsa o fikri bir an önce değerli olup olmadığını anlamak gerekiyor öncelikle. Ve risk alma ihtimalinizin olması gerekiyor. Yani şu da olabiliyor: fikriniz çok güzeldir, bu fikri satabilirsiniz. Bazen firmalar direkt fikir olarak da satın alabiliyor. Ama genelde bu süreç şöyle ilerliyor: siz yeni bir fikirle başlıyorsunuz, onunla ilgili yatırım alıp o fikrin arkasında durup onun belli bir para kazanan sisteme gelene kadar sürdürmeniz ve sonra da o işin parasını yemeniz gerekiyor. Burada ilk adım bence şu olmalı: bir iş modeli oluşturmak ve iş planı yazmak gerekiyor. Yani siz bir fikriniz var, işte ben şu işi yapacağım, tamam süper yapalım, ama bunu kime satacaksın, ne kadardan satacaksın, kampanyaları nasıl yapacaksın, müşterin kim olacak, bu müşteriye ulaşımın nasıl olacak, pazarlamayı nasıl yapacaksın, finansal modelin ne olacak, girdileri çıktıları, kaç kişi çalıştıracaksın, çalışan kişiler arasında nasıl bir organizasyonel model oluşturacaksın, yönetici, işte idari, görevli vesaire şeklinde. Bunların bir defa yazılması gerekiyor. Kafanızdaki o fikri bunları yazarak gerçekleştirdiğinizde siz de sorgulamış ve eleştirmiş oluyorsunuz. Farklı açılardan bakmış oluyorsunuz ve sonra fikrinizin değersiz olduğunu da hissedebilirsiniz. Ama değerli olduğunu hala hissediyorsanız o fikri götürdüğünüzde insanlara ortaya koyabileceğiniz yazılı bir materyal ortaya çıkıyor. Ortada yazılı bir şey olunca insanlar onun üzerinde eleştiri yapabiliyorlar, düşünebiliyorlar ki bugün bütün destek sistemlerinde, KOSGEB olabilir, Tekno Girişim olabilir, işte Sanayi Bakanlığı olabilir, hepsinde sizden yazılı bir materyal isteniyor. Bir iş kendilerine göre değişik şablonlar hazırlamışlar. Asıl istedikleri iş planı. Bu iş planının üzerinde de tartışma yapılabiliyor. Şimdi siz
Bir fikre sahipseniz bence iş planını yazın. Bu iş planını sonra kendiniz kritik edin. Sonra hala değerliyse bununla ilgili girişim, finansal destek alabilirsiniz. Tabii burada değişik yatırımcılar var. Ben yatırımcılar arasında birkaç yeri dolaşmanın faydalı olacağına inanıyorum. Bunun sebebi her yatırımcının farklı bir gözle eleştiriyor olması ve o eleştirilerin size değer katıyor olması. Bir de Türkiye'de tabii fikir almak ücretsiz bir şey. Böyle bir toplumsal yardımlaşma durumumuz söz konusu. Kişileri dolaşıp fikirlerini alabilirsiniz. Teker teker sorabilirsiniz. Projenizi tanıtabilirsiniz. Sunum yapabilirsiniz. Ve onların geri gelen fikirlerini, beslemelerini de projede kullanabilirsiniz. Faydasını da göreceksinizdir diye düşünüyorum. Ama ilk adımı soruyorsanız bence iş planı, yazılı bir materyal ortaya çıkartmak, onun üzerinde tartışmak ve onu satmak. Bilmiyorum cevap oldu mu? Oldu. Hocam peki bu iki sektörün, yani hem freelance sektörünün hem de bu iş başlama sektörünün şu anda bir rekabet, açık bir rekabet olduğu için gelişebilmesi gayet normal, ama ilerisi nasıl acaba? Yani hani gelecekte de sizce bu iki taraf bir nevi bir meslek olarak devam edecek mi? Edecek tabii. Hem de daha da büyüyecek. Daha da artması ihtimali yüksek. Çünkü bir tarafta birileri iş kurmaya devam etmek zorunda. Yeni fikirler sisteme girmek zorunda. Bu bitmeyecek bir şey. Diğer tarafta da insanların daha fazla iş tabanlı çalışmaya eğileceğini görüyoruz. Şimdi zaman yani time based denilen zaman tabanlı çalışma, sabah 9'dan akşam 6'ya kadar şu kadar saat gelirsin, zamanınızı sattığınız şey de şu görüldü. Adam zamanını satıyor ama bu zaman için hiçbir şey üretmeyebilir. O yüzden bizim parayı esasında vermemiz gereken şey iş. Bana ne kadar iş üretirse o kadar para vereceğim. İşte bu iş üretme süreci job based çalışma freelance olmaya da çok müsait bir yapıya sahip. O yüzden genelde firmalar aslında üstü kapalı bir şekilde job based çalışmaya geçtiler. Yani orada sizi saat olarak tutuyor ama bir yandan da ne ürettiğinizi de performansınızı da değerlendiriyor. Ve aslında değerlendirdiği şey ne kadar iş ürettiğiniz. Bunun zaman olarak tutulması ne kadar gerekli sorusu da hemen arkasından gelecek soru. Çünkü adam işi üretiyorsa, evde üretiyorsa o zaman gerçekten şirkete gelmesi gerekiyor mu sorusu geliyor. Burada gerçekten gelmesi gerekiyor argümanı destekleyen şeyler var. İşte toplantılar oluyor, insanlar beraber tartışacaklar ama tersi argüman daha fazla şu anda ki özellikle bilişimle ilgili işte firmalara, öncü firmalara baktığınızda bunun örneklerini çok görüyorsunuz. Günde gelsinler bir yarım saat toplantı yapsınlar, gitsinler, isteyen istediği yerde işini yapsına gidiyor bu iş. Dolayısıyla freelance'in de ben uzun vadede Türkiye'de daha da yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Tabii bu şununla da ilgili, bilişim çalışanlarının ne kadar özgürlüğüne bağlı olduğu ve ne kadar evden çalışma eğilimi olduğuyla ilgili ve firmaların da burada ne kadar buna göz yumacağıyla ilgili. Çünkü ucuzsa şayet bilişim çalışanı, firmada onu alıp masada oturtur ve rekabet etme şansınız yok. Birazcık orada arz talep dengeleri önemli diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap oldu mu ama.